Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve bihine sa'in. Bizleri bu güzel vakte eriştiren, sahurun güzelliğiyle buluşturan Allah'a hamd ediyoruz. Sevgili Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam'a da sonsuz salat ve selam ediyoruz. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi, feyzi, inayeti, bütün güzellikleri, bütün ihtişamı hepimizin üzerlerine olsun çok değerli bir konuğumla karşınızdayım. Adnan Şensoy hocam. Biliyorum özlediniz onu. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk değerli hocam. Sağ afiyettesiniz. Elhamdülillah. Rabbimizden razıyız. İnşallah o da sizi de bizi de razı oldu hale çevirsin. İnşallah. Sizler de iyisiniz, çok afiyettesiniz. Ramazan-ı Şerif ayınız nasıl geçiyor? Elhamdülillah. Ramazan'ı kendimizden şikayetçi değil, şefaatçi edebiliyorsak, aramız çok iyiyse elhamdülillah. Eyvallah. İnşallah bizler de o kategoriye ulaşırız gerçekten. Ramazan bütün güzellikleriyle geliyor, o bize katkı sunmak için geliyor ama biz adım atıp veya koşar adımla mı gidiyoruz, daha yaya mı gidiyoruz veya uzaklaşıyor muyuz? O bizim sorgulamamız gereken bir şey. İnşallah Ramazan'dan, Ramazan da bizden mutlu ayrılır. İnşallah Ramazan bittiğinde. İnşallah değerli hocam. Biz çünkü biliyoruz ki Allah Azze ve Celle her zaman hikmet sahibidir. Kullarına bir şeyi takdir ettiyse hem görünen zahiri faydaları vardır, hem de telakki edilemeyen nice hikmetli bereketleri vardır. Eğer 12 aydan oluşan bir yılın, koskocaman bir ayının hem de gündüz vaktinde Allah Azze ve Celle böyle bir ibadeti bize takdir ettiyse mutlaka bizi şöyle baştan aşağı rot balans ayarını aldığı bereketli bir iklime dahil etmiştir. Çünkü gündüzünde oruç var, akşamında teravih var, bayramına doğru infakı var, her daim mukabelesi var. Yani bir kampa alınmışız aslında biz bu kamp bizi baştan aşağı yeniliyor. Yani yıllık bakım diyelim hocam değil mi? Yıllık bakım bahsettiğiniz gibi bir de öyle bir müfredat ki müfredatın temel kaynağı Kur'an. Öyle bir okul ki ismi Ramazan. Öyle bir muallim ki Muhammed Aleyhisselam. Aleyhisselam. Her birinin içerisinde ders başlığı koymuş. İftardan konuşsak saatlerce nice güzellikler konuşuruz. Herkesin aynı sofrada Allah için buluşmasından konuşuruz e, lisaimi ferhatani hadisinden bahsederiz. Nasıl ki bir insan bütün gün affedersiniz aç, aç kaldığı için, susuz kaldığı için yoruluyor, yıpranıyor, bazen geriliyor, bazen stres altında kalıyor. Ama her şey o ağzına atmış olduğu bir tane hurma, bir miktar su, biraz içtiği çorbayla beraber Aa, bu muymuş bütün gün çektiğim diyor. Lissaimi ferhatani ferhatun ende fıtri. Efendimiz buyuruyor ki aleyhisselam, oruçluluğun iki bayramı vardır. Bir, İftar anı. nasıl ki insan bütün gün acı çekiyor, sıkıntı çekiyor ama iftar yapınca buymuş yahu bütün gün çektiğimiz diyor. Bir de ferhatun indelikai Rabbi diyor. İkinci bayramı ise Rabbine kavuştuğu zaman nasıl bir benzerlik yapıyor kıyas. Nasıl ki siz gündüzün bütün sıkıntısını bir anlık iftarla teselli buldunuz Hı. ey kulum. Siz razı olduğumu ifade ettiğim şekilde bir hayat yaşarsanız size ölümle beraber öyle güzellikler karşılayacak ki vay be dünyada biraz tahammül ederken zorlandık. İmanımızı korumakta zorlandık. İbadetlerimizi sürdürürken zorlandık. Günahlardan kaçarken zorlandık ama hepsine değdi yahu denilecek bir bayram yaşatacak demek ki. Belki bu yüzden ölüm anına Şebi Arus diyen büyüklerimiz var. Ya Hazreti Mevlana gecesi. diyor ya. Düğün gece ağlamayın diyor ardından. Ben Rabbime kavuşum diyor. Yani iftar sofrasından bir başlasak o ayrı bizi bir derse götürüyor. E i̇ftardan sonra akşamleyin teravih namazı men kâme ramadâne imanen ve ihtisâben gufire lehumâ tekâttama min Buhari'nin salatü teravih kitabında saatlerce insan kendini namaz gibi muhteşem bir ibadet ile bireysel olarak motivasyon alıyor. Bugün meşhurdur motivasyon konuşmaları hatta zamanın en meşhur mesleklerinin başında yaşam koşuluğu geliyor. Yaşam koşuluğu da sizi motive eden bazı dökümanları ya da argümanları ya da doneleri takdim eder. Yani sizde olduğunu gördüğü bazı şeyleri tahlil eder ve sizi aktarır. Halbuki alemlerin Rabbi bana diyor ki Rabbim ben filanca kötü alışkanlığı bırakamıyorum. Kolum sen oruç tuttun mu? Tuttum. Bırakabildin mi? Evet bırakabildim. Bak istesen yapabiliyorsun. Ya Rabbi ben aslında çok kızgın adamım. Öfkemin önüne geçemiyorum. Oruç tuttum mu kulum? Tuttum ya Rabbi. Bak istesen vazgeçebiliyorsun. İçmeden yapamıyorum. Şunu etmeden duramıyorum. Oruç tuttum mu kulum? Tuttum ya Rabbi. Bak istesen yapabiliyorsun. Orucun ve iftarın basamayla Allah Azze ve Celle bize muhteşem bir özgüven kazandırıyor. Teravih namazındaki o rahatlama, iftarda çok yediğimiz için tesis edeceğimiz bir rahatlama aktivitesi değil. Çünkü Peygamberimizin iftar sofrası bizdeki gibi açık menüyü kapsamıyor yemiş olduğu mübarek bir hurmayla bir miktar suyla namazına geçiyor. Ondan sonra hafif atıştırmakla bulunuyor. Onun kendisini rahatlatmak için kılacağı bir teravih namazına ihtiyacı yok. Bilakis ruhun rahatlaması gerekiyor. Zihnin rahatlaması gerekiyor. Çünkü namaz imadud din, dinin direği. Efendimiz beş vakit kılıyor. Beş vakitin üzerine bir beş vakit daha ekliyor. Fırsat buldukça bir de 55 e ekliyor ki Rabbi ile arasındaki o kişisel motivasyon hmm. o bugünkü tabirle kendisine hedeflemiş olduğu zinciri kırmayacak olan kısa, orta ve uzun vadedeki disipline edilmiş programı namaz ekseninde gerçekleştiriyor. Demek ki hocam Allah bu dünya hayatında bizi imtihan için gönderdi ve bu dünya hayatında bizler yaşarken motivasyon gereği Allah bir takım ibadetler bizlere farz kılmış ve bu bir ibadetler hem Rabbimize olan bağımızı kuvvetleştiriyor hem de hem de bizi hayata daha güzel bir şekilde bağlıyor. Ahireti de unutmadan yaşıyoruz. İnşallah bu şekilde hayatımızı idame edenlerden oluruz. Hocam dilin afetlerinden konuşacağız ama şimdi hani peygamber Efendimiz diyor ya Evveli rahmet ortası mağfiret sonu cehennemden azat olarak nitelendirmiş Ramazan-ı Şerif ayının e, tamamını üçe bölmüş. Şimdi biz rahmet günlerini geride bıraktık. Elhamdülillah. Şu anda e, mağfiret günlerinin ilk sahurundayız. Biraz bundan da bahseder misiniz? Kıymetli hocam mübarek kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ismen bahsedilen tek ay Ramazan-ı Şerif. Ramazan-ı Şerif'i Allah Azze ve Celle neyle ön plana çıkarıyor? Hani Ramazan bir genel isim, bir de onun tema ismi var. Temasının ismi ne? Kur'an-ı Kerim. Ne diyor? Şehri Ramazan ellezi. Unzile fihili Kur'an. Peki niçin Kur'an inmiş? Huden linnâsi ve beyinat minel hudâ vel furkan. İnsanları doğru ve yanlışı gösterecek bir argümanlar silsilesi sunuyor ve hidayete ulaştıracak hakikati karşıya çıkıyor. Bugün bile insanlar Kur'an-ı Kerim'i açtığında dünyanın birçok yerindeki ihtida haberlerinde merak ederek bakıyor Kur'an-ı Kerim'e. Ana haber bültenlerinde kendilerinin karşısına sunulmuş olan İslam acaba bu mu diye bir bakıyor. İçinden güzelliklerin, şefkatin, rahmetin dolup dolup taşmış olduğu bir müfredatın, bir içeriğin bir nizamın içerisine dahil oluyor ve ona aşık oluyor. Biz de şimdi bu Ramazan-ı Şerif'in içerisinde bulunan Kur'an-ı Kerim'in bereketiyle bir eğitim kampına girdik dedik ya. Arabaya ilk defa kullanıyorsunuz. Yanınızda kopilot gibi babanız oturuyor ya da abiniz oturuyor. Nasıl çalıştıracağını size tarif ediyor. Oruçla bunu anlatıyor. Nerede gaza basacaksın? Nerede frene basacaksın? Bir nevi Ramazan kopilotumuz. Hmm. Nerede sağa döneceksin? Nerede nasıl park edeceksin? Bir nevi dikiz aynası namaz, bir nevi ise emniyet kemeri oruç, bir nevi işte direksiyonu kullanacağımız kapasitemiz, mukabelemiz. Bu iklim bizi ne yaptı? Evveli rahmete taşıdı. Hmm. Rahmet neydi? Merhamet, şefkat, hem bağışlanmak hem bağışlamak. Mağfiret nedir? Bağışı kucaklamaktır. Mesela Rahman ve Rahim ismi ikisi de Esma-i Hüsna'da benzer anlama gelir. Ama Rahman ezelden gelen bir şefkati barındırır. Rahim ise ebede gidecek olan bir şefkati kapsar. Yani birisi dünyayı birisi ahireti mi hocam? Bir nevi çok güzel bağışladınız. Rahman ismiyle geçmiş yönelik bütün kullarına şefkatle kucaklıyor. Hepinizi diyor seviyorum. Hı hı. Çünkü ben gafurul vedud, ben çok bağışlayıcı ve seveceğim diyor. Ancak siz bu sevgimin karşılığı olarak bir şey yapmanız lazım. Ucibu davetet da'i izah da'ani. Size verdiğim sayısız nimetler var. Size verdiğim değerler var. Ve fi enfisukum efela Bir şöyle aynada güzel saçlarınızı tararken bir aynaya bir bakın. Size verdiğim kaşlarınızı, gözlerinizi nasıl özene bözene şekillendirmişim. O sizin çeşit çeşit kokuları almanızı temin ve tesis edecek burnunuzu nasıl bir laboratuara çevirmişim. O anne sesi midir? evlat sesimidir, Güzel güzel akan suyun sesi midir? Tatlı tatlı esen rüzgarın oynattığı yaprak sesimidir, midir? Şırıl şırıl öten güzel kuşların sesimidir. Hepsini bir anda anlayabileceğiniz harikulade bir detaylı kulak kıza vermişim. İstediğiniz zaman derin bir nefes alarak <laughs> bütün ruhunuza hissedebileceğiniz bir huzuru daraldığınız zaman da verip de sükunete erebileceğiniz bir nefesi vermişim. Yani bütün bunları size özene özene vermişim. İşte Rahman benim. Hmm. Ama Rahim olmam için Ahi. icabet etmen lazım. İcabet edersen evveli rahmete ulaşırsın. Ortasındaki mağfirete kavuşursun. Eyvallah. Yani e, değerli hocam çok güzel izah ettiler. Hani Rahman ve Rahim Allah'ın iki ismi, iki sıfatı Esmaül Hüsna'da geçiyor ve aynı zamanda Rahman yani yeryüzünde yaşayan Hristiyan var, Yahudi var, ateist var, putperest var, Müslüman var, hayvanat alemi, vitki alemi. Kısacası canlı varlık adına bu alemde ne varsa Allah Rahman sıfatının tecellisi gereği. Hem rahmet nazarıyla bakıyor hem de rızık veriyor. Bu Rahman. Hocamın da ifade ettiği gibi Rahim ise ahirette kendisine inananlara yönelik bir rahmet unsuru. Onun tecellisi ahirette cereyan edecek. Dolayısıyla Allah ahirette bize Cenab-ı Hak merhamet eylesin. Bu dünya hayatında da Rahman sıfatının güzel tecellisiyle kuşatsın inşallah diyoruz. WhatsApp iletişim hattını arkadaşlarımız ekrana yansıtacaklar. Şu anda evet ekrana verdiler. Dolayısıyla Adnan Şensoy hocam çok değerli bir hocamdır. Çok sevdiğim bir dostumdur. Sizden gelen soruları da inşallah ara ara yöneltmeye çalışacağım ve bu akşam daha doğrusu bu gece bu sahurda bu seher vaktinde neyi konuşacağız? Yani ana konumuz ne biliyor musunuz? Dilin afetleri. Yani şu dil var ya gerçekten bizim ya cennetimizdir Allah göstermesin ya da cehennemimizdir. O yüzden cennetimiz olması için dilimizi güzel kullanma noktasında neler yapmalıyız? Nelere başvurmalıyız? Reçete nedir? bunun derdiyle dertleneceğiz bu sahur vaktinde inşallah. Dolayısıyla sorularınızı da inşallah ara ara hocama yöneltmiş olacağım. Hocam, dil insanı abad eder, dil insanı berbat eder. Atalarımız çok güzel ifade etmişler. Dolayısıyla dilin afetleri noktasında nasıl bir giz, girizgah yapmak istersin? Güzel hocam, ahlakı muhteşem bir kul, kulluğu muhteşem bir resul olan mübarek peygamberimiz kendi bulunduğu Medine'de medeniyeti inşa ederken hep kişi özel muamele etmiş. Yani bugün Fatih Hocam'la Adnan gitseydi Resulullah Aleyhisselam'ın huzuruna hepimizle özene bözene tek tek ilgilenirdi. Çünkü o Rauf ve Rahim bir peygamberdi. Efendimizin bulunduğu mecliste herkesle ilgisi vardı ama bir gruba bir ekstra ilgisi vardı. O da gençlerle çocuklar. O gençlerden birisi Muaz bin Cebel. Peygamberimiz ona çok muhabbet gösteriyor. Diyor ki ey Muaz seni çok seviyorum. O yüzden sana bir dua öğreteceğim. Bu duayı hep yap. Allahümme eynne ala zikrike ve şükrike ve hüsnü Allah'ım sana güzellik, güzellikle anmakta, sana güzellikle dua etmede ve sana güzellikle kulluk etmede bana yardım et de diyor. Sonra Muaz bin Cebel peygamberimizden bir kapıyı görünce Ya Resulallah diyor. Bana diyor şöyle güzel özet bir nasihatlerde bulun diyor. Müslim bir kitabında. Efendimiz Aleyhisselam ona şöyle güzel bir nasihat silsilesi yapıyor ve hepsini özette bir şeyde bulunduruyor. Emsik lisanek. Dilini tut ey mu e, Muaz diyor. Ya Resulallah diyor Muaz biraz da gençliğin hararetiyle biz diyor konuştuklarımızdan sorumlu olacak mıyız? Ey Muaz diyor sizin biraz önce bahsettiğiniz sözdeki gibi bu var ya bu diyor İnsanı cehenneme sürükleyen bundan daha büyük ne vardır ki diyor. Vücutta hocam beş duyu organımız, beş duyu organımız içerisinde Dil kadar ufak olup etkisi her şeyden büyük olan başka bir şey Allah yok. Allah Allah çok güzel. Kulağı söyler misin hocam? Şu vücutumuzda beş duyu organımız tamam. içerisinde. Mesela beş duyu organı. İşte kulağımız, kulağımız gözümüz, gözümüz elimiz, elimiz, kalbimiz, burnumuz vesaire diğer azalarımızla, diğer algı azalarımızla. Kolumuz uzundur ama etkisi kısadır. Ayağımız uzundur ama adımı kısadır. Gözümüz geniştir ama ufku azdır. Dil öyle bir şeydir ki Allah Azze ve Celle başta uyarıyor. Elem neceallehu aynayn ve lisanem ve İki göz verdik bak iki kere gör. Bir kere konuş. Çünkü bu dil var ya bu dil. Seni alır cennete de götürür. Bahşettiğiniz gibi alır seni imtihandan imtihana da sokabilir. O zaman bin düşün bir konuş demiş atalarımız. Ne kadar güzel söylemiş. Mübarek Efendimizin dostu. Siz de bizim dostumuzsunuz. Allah da bizleri dostuna kabul etsin. Hazreti Ebu Bekir. Efendimizin gençliğinden beri arkadaşı. Efendimiz Aleyhisselam'ın ardından iki sene daha kaldı. Neden en çok hadis rivayet edenlerden birisi olarak onu görmüyoruz? Efendimiz Aleyhisselam'ın yanındaki hadisleri sahabelerin bazısı, bazısı lisanıyla rivayet ederken Hazreti Ebu Bekir lisan haliyle rivayet etmiş ama diliyle de fazla kelam etmemiş. Hı hı. Derler ki eskiler Hazreti Ebu Bekir'in dilinin altında bir küçük taş vermiş hocam. Ne zaman kelimeler çoğalırsa cümleler artarsa o taş dilini rahatsız eder onu sınırlarmış. Böylece mahşer günün hesabında kelimelerin sayacında oluşacak hesabın limitini hafif tutmaya çalışırmış. Eyvallah. Allah Azze ve Celle biraz önce bahsettiğiniz gibi iki gözle iki kulak veriyor ki bizi algı seviyemizi oluşturan şeyler bunlar. Hı hı. Gıybeti duyuyoruz, iftirayı duyuyoruz, küfrü duyuyoruz ya da algıyı duyuyoruz, suizanı duyuyoruz ya da uzaktan bir şey görüyoruz o gördüklerimiz, o işittiklerimiz bizde bir zan oluşturuyor. O oluşturduğu zan dilimize düştüğü zaman işte kıyamet orada kopuyor. Eyvallah. Hocam devam edeceğiz muhabbetimize. Müsaade ederseniz Habib İspirli ve ekibi şu anda hazır ve nazır bir şekilde güzel bir ilahi gerçekleştirecekler. Zahit bizi tane eyleme sonra kaldığımız yerden hocamızla sohbetimize devam edeceğiz. Buyurun.

Bismillah. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا Oh no! ورحمة, ورحمه واولئك هم المهتدون بسم الله الرحمن الرحيم وال حسنت مستقرا صدق الله İnsanda bir organ vardır. O sağlıklıysa bütün vücut sağlıklı olur. O bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin. O kalptir. Evet, NAV ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Allah'ın rahmeti üzerlerinize olsun. Hüseyin Akbulut hocamızın gerçekten gönlü güzel hocamızın güzel bir sesiyle sadasıyla Kur'an tilavetini dinledik. Allah ömrüne bereket versin. Çok güzel okudu. Allah razı olsun. Adnan Şensoy hocamla beraberiz. Belki ekranlarını yeni açanlar vardır. Konumuz da dilin afetleri. Gıybeti, hasedi, iftirası, işte sosyal medyada bir haber önümüze düştü. Hiç aslını araştırmadan bir şekilde retweet yapıp onu paylaşmak, çoğaltmak bu gibi hallere değineceğiz. Hocam dil başlangıçta dedik ya hani dil gerçekten ya insanın cennetidir ya da cehennemidir. Allah göstermesin inşallah bizim cehennemimiz olmasın, cennetimiz olsun. İşte cennetimizin olması için dilimizin afetlerinden biraz bahsedelim. En azından gardımızı alalım. Ramazan-ı Şerif ayı bizim için bir... ...vesile olsun, bir başlangıç olsun... ...çünkü insanız beşeriz, elbet şaşarız... ...hatalıyız, hataya meyyaliz... ...fıtratımızda, tabiatımızda... ...günah işlemek var, günaha meyyaliz... ...bu bir alite... ...ancak Allah'ın sonsuz bir rahmet kapısı var... ...mağfiret kapısı var... ...başlangıçları ifade ettiniz, evveler rahmet dedik... ...rahmet günleri geride kaldı... ...ortası mağfiret, işte tam da mağfiret günlerinin... ...ilk sahurundayız... ...11. sahurdayız... ...Allah bizleri merhametiyle kuşatsın inşallah... Dille alakalı yani en ön plana çıkan gıybet. İsterseniz gıybette bir girizgah yapalım. Ayetler, hadisler ışığında böyle bir ayetlerin arasında dolaşalım. Sonra bu bilgileri aldıktan sonra yani bu bilgileri belleğimize yerleştirdikten sonra en azından şu sahur vaktinde bizi izleyen izleyenlerimizi önce kendi nefsimize söylüyoruz tabi. Bundan sonra hayatımıza daha dikkat eder, dilimizle alakalı daha dikkat eder oluruz, derdine düşmüş oluruz inşallah. Güzel hocam, çok güzel bahşettiniz. Bu Ramazan ayı ne ayıydı? Oruç ayıydı, Kur'an ayıydı, mukabele ayıydı, aynı zamanda bir şeyin daha ayı, tövbe ayı. Mübarek Peygamberimiz Ramazan'a eriştiği halde, Ramazan'da kendini affettirememiş olanın burnu sürtülür buyuruyor Efendimiz. Yani çok büyük bir fırsat ayağına kadar gelmiştir. Elde etmiş olduğu bu muhteşem fırsattan nasıl nasiptar olamaz diye önümüzde çıkan bu harikulade zaman dilimine odaklanmamızı hatırlatıyor. Madem bu ay tövbe ayıdır, bir insanın yapabileceği en büyük günah nedir? Ne olabilir? Hafazan Allah. Allah Azze ve Celle'ye ortak koşmak ya da onu tanımayıp nefsine tapmak. İnsan illa bir şeye tapar. Her şeyin mutlaka bir inanıcısı vardır. Ya Rabbine yönelir ya nefsine yönelir dinsiz olduğunu iddia eden de dinsizlik dinine mensuptur çünkü. Hmm. Dinsizliğin dinine mensup olduğu için o bile hali hazırda bir şeye intisap etmektedir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize tarif ettiği tövbeyi Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle karşılaştırdığımızda kim Firavun'dan daha büyük kafir affedersiniz olabilir? Kim Firavun'dan daha zalim olabilir? Hocam Allahu Teala inkar var. Kendini ilahlık mesabesine taşımak var. Allah'ın elçileriyle savaşmak var. Yeni doğmuş çocukları bile gözünü kırpmadan katlettirmek, şehit etmek var. Buna rağmen sizin en başta dua yaptığınız isimlerini andığınız Hz. Musa ile Hz. Harun aleyhisselamı Allah Azze ve Celle Firavun'a gönderirken Ey Firavun! Yetti senin zulmün, yetti senin inkarın. Üç vakte kadar seni dünyada helak edeceğim.'' ahirette de sonsuza kadar azaba sokacağım diye göndermiyor. Ve kula lehu kavlen yine. O hani ben Rabbi tanımam. <laughs> Rab olan benim diyen firavuna gidin. Hani çocukların bile kanına giren firavuna gidin. Eğer dönerse onun için bile fırsat vardır. Hazreti Musa ile Hazreti Harun Aleyhisselam'ın firavuna gittiğindeki ilk söylemi bütün hatalarına, bütün kusurlarına, en büyük günah olan ilahlık iddiasına rağmen bir kapı sunmak için gitmişler. Kabul etmemiş, mucizeler gelmiş, zaman bir yıla yayılmış, hala da devam etmiş. Allah Azze ve Celle Firavun'dan bile ümit kestirmemiş. Hmm. Ta ki Firavun'un başına musibetler geldikçe geliyor, Hz. Musa Aleyhisselam'a izin veriyor. Hocam, kızıl denizin başına geldiğinde. Hz. Musa asasını denize vurduğu ana kadar Allah Azze ve Cel hala o firavuna fırsat veriyor. Firavun gibi biz hatta bugün bile bir zalimden bahsederken ne deriz? Vay firavun deriz. Zalimleri tarif ederken. Hakiki firavuna, gerçek firavuna bile Allah Azze ve Cel helakinden birkaç saniye kalıncaya kadar fırsat verir de biz hatamız varsa da kusurumuz varsa da, yanlışımız varsa da yalnızca kendisine yöneldiğimiz, sadece kendisine secde ettiğimiz, sadece kendisine gönlümüzü Rab olarak açtığımız Allah Azze ve Celle bize karşı kapısını kapatır mı? Kapatmaz. Yani sayılı nefes bitene kadar tabiri caizse ölüm gelmeden bir şekilde tövbe mümkün. Ancak buradaki bu hani kıssadan hakikatten daha doğrusu bize düşen mesaj şu, hani Firavun Kızıldeniz'i Musa aleyhisselam asasıyla ikiye yardığında bir mucize gösterdiğinde o zaman Firavun ben Musa'nın Rabbine iman ettim dedi ama orada onun imanı neden kabul olmadı hocam? Muhterem hocam çeşitli sebepleri var. En büyük sebebi alemlerin Rabbine iman ettim demeyi hala kibrine yedirememesi. Musa'nın Rabbi diyerek bir kibir abidesi. Hala benim Rabbim diyemiyor. Hala diyor ki Musa ve Harun'un Rabbi diyor. Birincisi bu. İkincisi ise azabı Azrail Aleyhisselam'ı görünceye kadar beklemiş olması. Allahu Teala her günahı affeder. Hocam Firavun'dan bahsettik. Hadi Efendimiz'in kutlu zamanından bahsedelim. Eşkıyalın zirvesinde olan hatta Peygamberimizi şehit etmek için yola çıkmış olan zalim ve cani Ömer birkaç saat sonra gökyüzüne baktığımız zaman imreneceğimiz gökyüzündeki yıldızlar gibi hala imrendiğimiz Hazreti Ömer'e dönüşmedi mi? Allahu Teala peygamberini Hadi. öldürmek için yola çıkmış bir zalime, bir caniye sayamayacağınız kadar kötü hasleti kendinde barındıran Ömer'e bile bir fırsat veriyor. Ona Taha suresini işittiriyor. Farkı şu Ömer radıyallahu an o işittiğine teslim oluyor, kurtuluyor. Hmm. Dayısı olan diğer Ömer, Ebu Cehil ise Bedir'de bütün mucizeleri gördüğü halde selasete minel melaiketi Muzelin üç bin melek alacaklarla gelmiş. Hepsini görüyor. Hala bu sihirdir diyor. Hala bu büyüdür diyor. Hala ısrar ediyor. O yüzden o kendi ayağına sıkmış oluyor bugünkü tabirle. Demek ki Allah Azze ve Celle en zalim olan Ömerleri, en katı olan Halitleri, Seyfullah diyeceğimiz Hazreti Halide çeviriyorsa bugün Adnan için fırsat vardır. Ey Adnan Ramazan mektebine girdin mi? İmanını önce bir temizle. Çünkü bizim bütün ilmal kitaplarımızın ilk bahsi taharettir. İlmal kitabınızı açarsınız. Önce tahareti anlatır. Sonra iman bahsine geçip ibadetleri anlatmaya başlar. Çünkü hadesten manevi temizliği yapmadan necasetten taharet olmaz. Önce kalp Kötülüklerden, şirkten temizlenecek. Kalbe kalbin sahibi yerleşecek. Kalbe kalbin sahibi yerleştikten sonra manevi temizlik. Abdestte biz bunu tazeliyoruz. Abdestte aslında aldığımız hadesten taharet manevi temizlik. Kalp temizlenince o temizlik testinin dışına yansır. Hmm. Dile dönüşmeye başlar. <laughs> Dile dönüştüğü zaman da ne yapar? İnsanın hayatı da temizlenmeye başlar. Eyvallah. Hocam, e, şimdi hani gıybet dedik ya, şimdi gıybette bir girizgah yapalım. Hani çünkü ço çağımızın vebası, hastalığı şu anda gıybette, dedikodu, haset, iftira, kin. Gerçekten çoğu insanın ocakları söndü. Bazı insanlar bir iftira uğruna hapis hayatı yaşıyor. Ba aileler yıkılmış, ayrılıklar var. E, karı koca arasındaki e, ayrılıklardan tutun, anne babayla olan... Bir evladın ayrılığına kadar, evlatlarıyla olan münasebet vesaire. Yani bu dille alakalı olan bu kötü hasletlerden biraz bahsedelim mi? Muhterem Çünkü hocam. bu arada WhatsApp iletişim hattını arkadaşlarımız ara ara ekrana da yansıtıyor. Lütfen sorularınızı da sorun. İnşallah dediğim gibi ara ara sorularınızı da cevap arayacağız Adnan Hocam'la. Muhterem Hocam bahsettiğiniz gibi dil sadece kişiyi imha ya da ihya eden bir vasıta değil arz ettiğim gibi hacim olarak, cirim olarak küçük ama, ama cürüm olarak çok hmm. büyük. Bazen savaşları başlatır, bazen savaşları bitirir. Bazen kafir Ömer'i Hazreti Ömer yapar, bazen ise alim Belam bin Bavra'yı cehennemin en az seviyesine götürebilir. Peki bu dille alakalı bizim yapacağımız en büyük teşhis nedir? ...ilk başta kalpten başlayacak bir dil temizliği. Bugün çağımızda en çok karşılaştığımız konu ne? Sizin bahsettiğiniz gibi gıybet. Peki gıybet ne? Sahabe-i Kiram'da Resulullah Aleyhisselam'a soruyor. Resulullah Aleyhisselam diyor ki... ...duyduğu zaman... ...üzüleceği... ...rahatsız olacağı bir şeyi... ...kardeşinin olmadığı yerde söylemek. Bu kardeşten kastedilen ne? Hazreti Ali Efendimiz diyor ki... ...insanlar yaratılışta eşin... ...dinde de kardeşindir. Yani herhangi bir insanın olmadığı yerde duyduğu zaman onun üzüleceği bir şey söylemen gıybettir diyor. Ve yüzüne söyleyemeyeceksin değil mi hocam aynı zamanda? Yüzüne söyleyebilirim diyor ama. Diyor hmm. ki ben de yüzüne de söylerim diyor. O zaman git yüzüne söyle. Onun olmadığı yerde söylediği zaman gıybet oluyor. Sahabe diyor ki Müslüm'ün bir kitabında ve taharet kitabında. Ya Resulallah onda olanı söylüyorum. Onda olanı söylediğin için gıybet. Eğer onda olmayanı söylersen bu sefer iftira almış olur. Demek ki gıybet, insanın en önemli musibeti, çağımızda olmasının en büyük aktivitesi, şeytanın onu ballandırıp lezzet katması. Kahve içiyor, hadi kahve içtik, yanına iki tane de bir dedikodu kapası açalım diyor. Ya da sosyal medyada bir grup oluşturmuş, WhatsApp grubu, ya ayet paylaş, hadis paylaş, öğrenmiş olduğun güzel bir bilgiyi paylaş, tecrübe etmiş olduğun bir e, bilgiyi aktar, yok. Fatih hocam var ya. He, gördün mü bak bugün ne yaptı? Adnan hoca var ya he, bugün ne yaptı? Mübarek. Sanki Sana hocam bak. WhatsApp grubunun adı gıybet grubu gibi gıybet olmuş. Gıybet grubu gibi bravo çok güzel bahsettiniz. Bazen Allah Azze ve Celle'ye iftira bazen Peygamberimize iftira grupları oluyor. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin söylemediği bir hükmü ya da ayeti onun adını ifade edenler oluyor. <laughs> Ya bence bunu yapmasak da olur. Bence namaz bu zamanda olmasa da olur. Ya da bence işte tesettür şöyledir. Ya da bence ya Kur'an bu zamanda şöyle mi olur? Ne yaptın? Allah'ın bütün insanlığın kurtuluşu, şifası, huzuru için takdir etmiş olduğu bir yolu sen kapattın. Allah Azze ve Celle iftiradan'dan iftira adandan ve men ezlemu min men iftira Allah'a iftira daha zalim kim olabilir? Peki peygamberimiz? Men kezebe alayya muteammiden fal ve makadehu minen Benim söylemediğim bir sözü. Hocam öyle gruplardan mesajlar geliyor ki bana da atıyorlar. Zat halinizi atıyorlardır. Hadi birbirinizi atıyorsunuz. Birbirinizi ortamı kurmuşsunuz. Hani diyor ya öyle yalan attım ki ben bile inandım diyor ya. Hani birbirinizi attınız. Ya bize niye atıyorsunuz? Neredeyse şunu diyecek. Arkadaşıyla beraber yemek yediğinde hesabını ödeyen cennette şunu şunu elde eder diyecek aşamaya getiriyorlar. Halbuki Peygamberimiz ne buyurdu? Söylemediğim bir sözü ben söylemişim gibi bana isnat eden cehennemdeki hazırlansın dedi. E Peki insan bilmediğine müdahale ederse bu şekilde iftiraya düşüyorsa, bildiğini yaptığında gıybete düşüyorsa bu dengeyi nasıl hazırlayacak? Hı. Kendini masivadan, malayani'den uzak tutarak. Hocam mesela gıybeti şimdi Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığımız zaman fekerih أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُ Hani Cenab-ı Hak diyor ya gıybeti bir kişi ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Tiksindiniz değil mi? diye devam ediyor ayet. Yani gıybet eşittir bir insanın ölü kardeşinin etini yemekle eşdeğer tutmuş cenab Hak ayette. Yani bu gıybetin ne kadar vahim bir tablo olduğunu bu ayette görmekteyiz. Şimdi Mesela bir gıybet ortamında diyelim ki bir arkadaş ortamındayız başladılar gıybete. Sen uya mesela ya arkadaşlar şimdi o arkadaşımız yok e, konuşmayalım gıybet etmeyelim diye uyardık ama arkadaşlar devam etti. Nasıl bir tutum sergilemeliyiz orada? Hocam keyfi halin karşısında ilmi hal vardır. Eğer kişi keyfi haline göre hareket ederse dünyada üzülür ahirette hüsrana düşer. Çok güzel bir terim hocam ya. Bir daha keyfi... keyfi. hale uyan perişan olur. İlmi hale uyan kurtulur. Şimdi keyfi hale baktığı zaman e ben uyardım bir kere canım. Benden artık günah gitti ya da mesela konuşuyoruz. Fatih hocam günah boynuna ama filanca böyle yapıyor. Tamam da günaha boynuna sen günah siparişini nasıl yaptın? Günah transferini nasıl gerçekleştirdin? Böyle bir transfer yok ki. Allah Azze ve Celle namazı terk eden için, zekatı terk eden için bile bu kadar ağır bir ithamı Kur'an'da koymamış. Çünkü namazın bireyselden başlayan bir yolculuğu, zekatın toplumu etkileyen bir iktisadi etkisi var. Ama gıybet savaş başlatıyor. Devlet başkanı birbirinin arkasında konuşsun, kıyamet kopuyor. Çoluk çocuk arasında gitsin. Kardeş kavgası başlıyor. Bir nevi algı operasyonu değil mi hocam? Hem algı operasyonu hem de toplumu içten çökertiyor. Şimdi bir tane hashtag alıyorsunuz. Artık hashtagler gönderi sayınıza göre değil. Bankadaki hesabınıza göre de değişebiliyor. Bu işle uğraşan sosyal medya danışmanlarına ücreti verdiğinde hashtag birinci oluyor. Yaz filanca kişi hakkında bir bilgi. Aman Rabbi. Ya bunun bir aslı var mı? Asları var mı? Şimdi iğneyi kendine Çuvaldızı başkalarına diye anlatmış eskilerimiz ata sözü hocam. Hı hı. Instagram, Facebook'e da Twitter'daki <laughs> lafım ona gelip gitmiş bir söz değil. Atalar bir sözü boşuna söylememiş. Söz konusu kendin olduğu zaman istemiş olduğun hoşgörüyü, toleransı, şefkati, alakayı, yüce gönüllülüğü niye başkasına sen göstermiyorsun? Vurun abalıya diye bulduğun ilk fırsatta Abi kavga buldum hadi iki üç tane de ben vurayım. Mantığında gidiyorsun. Velev ki yaptın. Velev ki bir mecliste yanında konuşuyorlardı. İlla yanında olması gerek değil. Velev ki WhatsApp grubundaydı. Velev ki sosyal medya Tamam. Belki o kişi görmedi. Sen orada bir uyarı yaptın. Baktın ki yanındaki devam ediyor ya da grubundaki devam ediyor. Orada durduğun sürece sen o. de bu günahtan hissedersin. O. Ben bir kere uyardım demekle bu iş bitmiyor. Çünkü müminin biraz önce arz ettiğimiz gibi ilmi halde bir duruşu gerekiyor. İlim insana bir hal verir. O hal hayatında sergileyecek bir duruş verir. İman bize bir duruş veriyor. Eğer lisan halin ile anlattığın uyarı düzeltmeye yönelik göstermiş olduğun teşebbüsün fayda vermiyorsa lisan halinle o tepkiyi gösterirsin. Ben sizi seviyorum, size değer veriyorum ama bu yaptığınız şey dünyada bizi mahveder. Müslim'in e, hadisinde geçer bir kitabında müflis hadisi diye karşımıza çıkar. Mahşer günü durup dururken sevaplarımı filancalara vermek istemiyorum. Ben siz anlarsınız belki diye buradan kalkıyorum diye bu erdemi sergilemek gerekir. hocam mesela dost ortamındayız. Siz bana diyorsunuz ki bir isim felanca isim var ya ben de diyorum ki ya biliyorum ya, ya iyi, ama boş ver ya ben konuşmayayım boş ver ya filan. Hani bu bile aslında olumsuz negatif bir şey anlatacağım anlamına geliyor. Bu bile gıybetin bir parçası değil mi yani? Teşebbüs ediyor hocam. Teşebbüs. Diyor, yani bir zan etmek. insanlarda bırakıyorsun. Ya ben ya boşver konuşmayayım ya filan diyorsun ama yani bu cümlen bile o kişiyle alakalı negatif bir şey sunman anlamına geliyor. Eskiden mahalle kavgaları bir küçüğün ortaya yapamazsın. Yok yaparsın. Edersin, edemezsin. Konuşursun, konuşamazsın diye ortaya bir tane ses atardı. Oradakiler de bir anda galeyana gelir birbirine girerlerdi. Meclislerde böyle bir şey oluyor. Ya nasılsın iyi misin? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Çoluk çocuk nasıl iyi? Genel klasik klişe konuşmaları. E bitti mi? Bitti. Ya bir şey söyleyeceğim ama bilmiyorum söylesem mi? E açtın artık söyledin. Hı. Sen bu kapıyı açtıktan sonra doğal olarak karşıdaki şunu söylüyor. E ne olursun söyle. Sen şimdi topu attın. Karşıdakine de pasladın. O artık vurup gidiyor. Sen ne yapmış oldun? o bir tane günah aldıysa sen iki defa günaha girmiş oldun. Söz konusu kendin olduğu zaman şunu diyorsun. Ya bana arayıp bir sorsaydı. İletişim çağındayız. Tele telekomünikasyon imkanları var. Beni bir arasaydı. Bak böyle böyle bir konu var deseydi. Ben hallederdim diyorsun söz konusu kendin olduğun zaman. Peki başkası mağdur olacağı zaman neden bu objektifliği, bu şefkati, bu hoşgörüyü gerçekleştirmiyorsun. Sosyal medyada hocam işte birileri hakkında aleyhine her konuda ama hocaysan hoca olduğun için, sporcuysan sporcu olduğun için, sanatçıysan sanatçı olduğun için, işte siyasiysen siyasi olduğun için, hiçbir şey olmasan insan olduğun için mutlaka sana birileri bir şey yazıyor. Hı. E diğeri şunu demesi lazım. Şahit oldun mu? Bizatihi gördün mü? Velev ki gördüysen senin görevin ifşa etmek değil çünkü Resulullah Aleyhisselam diyor ki Allah Azze ve Celle bir kulunun ayıbını ifşa edenin ayıplarını mahşer günü ifşa eder. Allah bir kulunun hatasını setredenin hatalarını mahşer günü setreder. Allah'tan daha büyük ifşa edici var mıdır? Yani kim bir kişinin kusurunu araştırırsa, ayıbını araştırırsa onu rezil ederse peygamberimiz öyle söylüyor. O insan diyor kendi evinin ortasında bile olsa mutlaka aynı duruma düşer diyor. Eskilerde demiş ki, hocam kınama. Kınanırsın. Kınanırsın. Başkalarının elinde bulunduğu imtihan sende yok. O imtihan sende olsa senin ne yapacağının hesabı yok. Bilemezsin senin başına gelen onun başında değil. Onun başına gelen senin başında değil. Diyorsun ki filancı şöyle yapsaydı. Peki filancadaki fırsatın ya da ortamın yüzde kaçı sende? Velev ki olsa bile sen Allahu Teala'nın yeryüzüne gönderdiği dabbetül arz mısın mübarek? Kim mümindir, kim münkirdir, kim tekfir edilecek, kim evliya ilan edilecek? Engizisyon mahkemesi mi kuruyorsun? Yani esasında biz başkasına bakma, bakıp eleştirmektense kendimizi eleştirmek, kendimizi e, hatalarını düşünüp işte bir yola koyma noktasında gayrı, gayret etsek daha doğru olacak. Bir de hocam demin e, hani sosyal medyada e, şey işte Twitter'da, Instagram'da vesaire yerlerde bir haber gördü, karşımıza çıktı. Hemen bu haberin sanki yani bir kişiyle alakalı dediğiniz gibi bu bazen bir ilahiyatçı olabilir, bazen sporcu, bazen sanatçı vesaire kişilerin aleyhinde bir yazı gördük. Bir cümle, bir bilgi. Sanki bu doğru gibi onu alıp retweet yapıp paylaşmak biz de bu günaha bir şekilde bir parçası oluyoruz esasında ki bak Allah siz daha iyi biliyorsunuz ee, Cenab-ı Hak ne diyor? Vela takfu ma leysa leke bihi ilm inne sema'a vel basara vel fuada kullu ulaike kana anhu mesula. Mealini alalım hocam. İsra suresinde bahsettiğiniz ayette sana bir bilgi geldiği zaman hemen işittim itaat ettim deme. Bir şey işittim itaat ettim de. Allah'tan ve Resulünden bilgi mi geldi? ...işittim, itaat ettim de kurtulursun. Atlandan bilgi mi geldi? Bir kaynağını sorgula. Çünkü göz, kulak <laughs> ve'l-Fuat... ...çok ilginç. Kalp ve yürek bundan mes'uldür diyor. Niye Fuat ifadesini kullanıyor? Çünkü Fuat aynı zamanda yüreği ifade ediyor. Yani yaşamı, aynı zamanda ruhu ifade ediyor. Yani senin duyduğun her şeye kendini kaptırman... ...ruhunu, kişiliğini ve karakterini de etkiliyor. Bakalım peygamberlerin hayatlarına... Hazreti Adem aleyhisselam işte yasak ağacı yaklaştığında Ya Rabbi hep Havva yüzünden, hep Havva yüzünden. Nereden başıma musibet ettin bu hanımı? Benim başıma bir musibet ettin, beni cennet etti diyor mu? Muharref kitaplara göre diyor. Kur'an-ı Kerim'e ise göre ikisi beraber yiyorlar. Ne Havva Adem'i suçlayıp onu zanda bırakıyor. Ne Havva Adem'i. Rabbena zalemna. Biz zulmettik diyor. Hazreti Musa aleyhisselam Firavun'un zulmünden kaçıyor. Rabbi inni zalemtu nefsi. Demiyor ki ya Rabbi o kafir Firavun şöyleydi böyleydi. Ben nefsime zulmettim. Hz Yunus aleyhisselam 120 bin aşkın ayetin ifadesiyle kavmi terk ediyor. İnni kuntumine zalimin. Hani Allah'ım asıl zalim bunlar demiyor. Bunlar şöyle böyle demiyor. Başkasını suçlamıyor yani. Nefsinden Herkes kendi başlıyor. nefsini. E, büyüklerimiz zaten ne demiş? Buyurmuşlar ki güzel hocam. Bir ben vardır bende. Benden içeri. Kişi nefsiyle alakadar olduğunda Muhammedi yolu bulur. Başkasıyla meşgul olduğunda şeytani yola gider. Ete'murun ennâsa bilbirri ve tensevne enfsekum ve entum tetlûnel kitab. Kitabı okuyorsunuz. Bilgiye ediniyorsunuz. Herkese anlatıyorsunuz. Kendinizi unutuyorsunuz. Ya <laughs> eyyuhel lezîne âmenû lemete ma la lâ Yapmadığınız yapmayacağınız bir şeyi niye anlatıyorsunuz? Kişi kendi nefsinden başlarsa zaten güzel hocam bir insanın mutlak anlamda sözünün geçtiği kim vardır? Hocam şu ayeti okudun yani <laughs> ya en son. Ya eyyühellezine amenu lime tegulûne mâ la tefalun. Yani bu esasında her Müslümanı her insanı e, için inmiştir mutlaka tamam bir e, muhatap kitle geneldir ama sanki ilahiyatçılara veya din adamlarına veya hocalara bizlere daha doğrusu daha çok yakın olduğunu hissediyorum. Çünkü biz anlattığımızı eğer yaşamıyorsak e, karşı tarafa zaten sirayet etmez. Ama yaşıyorum demek de çok iddialı bir söz olur. Yaşamaya çalışıyoruz en azından demek de veya onu icraata geçirmekte önemli bir iş olsa gerek diye düşünüyorum. Hocam var ya bütün sohbeti özetlediniz. Estağfurullah. O kadar güzel ifade bahşettiniz ki peygamberlerin en önemli sünneti nedir desek? tebliğlerini nefislerinde yaşamalarıdır. Velilerin, salihlerin, sadıkların salih ve veli olmasını temin eden en önemli vasfı nedir diyecek olursak, اَلَّذ۪ينَ amanu ve وَكَانُوا diyor. Kur'an'da defaatle Allah dostlarını anlatıyor. Ela inne Allah Ya da çeşitli peygamberlerin sahabelerinden, hı hı. havarilerinden bahsediyor. En güzel, en güzel vasıfları şu hocam. amanu Gerçekten iman ederler. Yani Fatih Hoca varken evliyalık yapıyor. Fatih Hoca yaparken yokken ondan eşkıyası yok. Yani kürsünün aslanı, kürsüden kop çıktıktan sonra ise sokakların sırtlanı. Şimdi bakıyorsunuz hocam Ebul Vefa dediğimiz zat, vefat edeli yüzyıllar geçmiş. Onun kabri şerifindeki insanların ziyaret ettiğinde bıraktığı etkiyi hayatta olan atlan veremiyorsa bir sıkıntı var demektir. Hmm. Vefat etmiş Ebul Vefa'nın sokağının başındaki yere gidip bir boza içiyorsam, ama ilerleyip de oradaki zatın kabrinin olduğu yerden ders alabiliyorsam, bunu hayatıma ben Adnan Hoca olarak aktarıp insanlara tebliğ edemiyorsam bir sıkıntı var. Bir Mus'ab, 20'li yaşlarında 30'larına işte gün kalmış, Medine'ye Yesrib'e geliyor, tek başına Yesrib günah şehri demek, Sin City gibi oranın Medine tül münevver olmasını temin ediyor. Yani bu hicretin, kadar... hicretin esasında özür dilerim zeminini Musab bin Ümeyr daha Peygamber Efendimiz Medine'yi önden gönderiyor. Medine'de kapı kapı dolaşıp bütün evlere giriyor. İslamiyet'i anlatıyor ve zemini tabiri caizse Musab bin Ümeyr atıyor. Ben şimdi hocama dedim ki ya da hocam bana dedi ki ya Adnan Hoca burada çok konuştun. Hadi tut elimden senle beraber filanca meyhaneye gidelim. Oradakileri bir sohbet edelim. Bir dinleyelim. Herhalde cevabım şu olur. Ya hocam oraya gidilir ya? E Musab bin Ümeyr'in gittiğini anlatıyorsun. Muaz bin Cebel'in Yemen'e gittiğini anlatıyorsun. Dihye-i Kelbi'nin Roma'ya gittiğini anlatıyorsun. E bütün bu gayrimüslim toplumlara ya da olmaması gereken yerlere gidenleri anlatıyorsun. Hı. E söz konusu sen olunca. Hocam işin belagatını yapmaktan, işin hakikatini yaşamaktan uzak kaldığımız için sözlerimizin tesir kuvveti bazen nakıs kalabiliyor. As Gıybetin kötülüğünü anlatıp Hı. ben Fatih Hocam'ı gıybet ediyorsam e demek ki bende sıkıntı büyük demektir. Hocam yani biz esasında anlatmaktan öte yaşarsak yaşantımız, hal ilmemiz daha doğrusu halimiz e, en büyük tebliğ değil mi? Zaten büyükleri yücelten hakikat ne oldu? Anadolu coğrafyasına çok alimler geldi. Niye Ahmet Yesevi'nin soluğunu taşıyanların soluğu bugün dahi gönüllere dokunuyor? Hocam Osmanlı tarihinde, Selçuklu tarihinde çok musiki şinas geldi. Bugün Mekke'ye gidiyoruz. Medine'ye gidiyoruz. işte dünyanın çeşitli yerlerine gidiyoruz. Bir tekbir başlıyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, allah Ekber, Allahu Ekber, ve lillahi l Ya Bir tane musiki şinas ama ihlaslı, ama aşık. Ama maşuk, kendini fena fillah ulaştırmış. Itri, ya sen müzisyensin, işine bak kardeşim ya. Hayır hocam, aşk ile bir beste yapmış tekbire, aşk ile bir beste yapmış salatu ümmiyeye, hala o okunuyor. Hocam milyonlar bu tekbiri bu e, beste ve güfte noktasında icraata döktüğünde mutlaka, ...ıtriği, sevabını, güzelliğini alıyor. Yani demek amel ki... Amel defterini açık bırakmış. Amel defteri sadaka-i cariyle açık kalmış. Yani ya kardeşim ben musikiyle uğraşıyorum. Benim yapabileceğim bir şey yok dememiş. Ya peki Süleyman Çelebi... ...doğum tarihi meçhul, geçmişi meçhul... ...hayatıyla alakalı bilgiler kısıtlı. Sadece Ulu Camii'ndeki vaizliğini biliyoruz. Ya sen nasıl bir aşıksın. Yazın eserle alakalı ilmi birçok makale yazılabilir. Tez ya da antitez olarak. Ama öyle bir aş yazmış ki... ...ya Balkanlara gidiyorsun vesiletin necat. Asya'ya gidiyorsun, vesiletin necat. Mescid-i Nebi'ye gidiyorsun, kenara çıkmış bir pirifani açmış eline vesiletin necat okuyor. Ya ben 60 küsür kitap yazmışım, evdeki çocuklarım okumuyor. Sen nasıl bunu yazmışsın? Bu nasıl bir ihlas? Nasıl bir aşk? Ya da Kur'an-ı Kerim'de bir zat var. İsmini Allah vermemiş. Çünkü Allah Azze ve Celle katında ismin değil, cismin, sıfatın bir anlamı var. Allah sizin suretlerinize değil, ilahi yanzuru amalukum ve kulubukum. Amellerinize ve kalbinize bakar diyor Allah Azze ve Celle. Mü'min suresi var. Mü'min ne demek? Müfret, tek bir iman etmiş adam anlamında. Firavun'un ailesinden güzel hocam bir adam bu. Mü'min diyor Allah Azze ve Celle. Sıfatına tanıklık ediyor. Bu mü'mini Allah Kur'an'da övüyor. İsmi yok ama sıfatı var. Demek ki benim sıfatım nedir? Mevsufum nedir? Muzafım nedir? Muzafım <laughs> ilehim nedir? beni hakikate bağlayan bu. İsmim Muhammedül Emin olsa da sıfatım Muhammedül Emin olmazsa Allah katındaki değeri beni utandıracak bir yere düşer. Eyvallah hocam çok güzel bir ifadede bulundunuz. Hani peygamberimizin bir hadisini okudunuz. İnna Allah la ila suberikum ve ila kulubikum ve amalikum. Allah sizin dış görünüşünüze, mallarınıza bakmaz. Neye bakar? Amellerimize ve kalbimize bakar. Hatta o yüzden belki de bu hadisten belki de mülhem. Hazreti Mevlana ne demiş? İçimizi dışımızdan daha çok süslemeliyiz. Zira dışımıza halk bakar, içimize hak bakar demiş. Subhanallah, o yüzden eyvallah. Allah kalbimizi kalbi selim eylesin. WhatsApp iletişim hattına sorular yağıyor hocam. Dolayısıyla müsaade ederseniz bir, birkaç tanesini en azından e, cevaplayalım. Hocam. Hayırlı Ramazanlar. Dilimizden çıkan başımıza gelir mi? Ne söylersek onu mu yaşıyoruz? Kelimelerimizi ona göre mi söylemeliyiz? Bir de dua ederken ki dilimiz nasıl olmalı? Kelimeler önemli mi? Program çok güzel emeğinize sağlık demiş Şeyma Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Hocam buyurun. Mübarek kardeşimiz peş peşe sorular sormuş. Her evet. birine ayrı bir başlık. <laughs> her birine tez yazarım hocam ben. Birincisi ağzımızdan çıkan her söz... Allah katında bir anlam ifade eder. Sözü biz tuttuğumuz sürece kalbimizde olduğu sürece tek bir zat bilir. Allah azze ve cel. Dudaklarımızdan çıktıktan sonra kiramen katibin yazmaya başlar. Azalarımız şahitlik eder. Muhatap olanlar da şahitlik eder. Hele bir de dualarımız müstecap oldu ana gelirse. Yusuf suresinde Hazreti Yusuf aleyhisselam kadınların kendisine olan rağbetinin sonunda diyor ki Allah'ım zindan benim için bunların davet ettiği şeyden hayırlıdır. Hocam usulcüler diyor ki eğer Yusuf Aleyhisselam tabi bizim için ibret böyle demeseydi. Eyüp Aleyhisselam gibi en nimeseni ve ente erhamur rahimin yani sadece mazereti arz edip tüm referansı Allah'a bıraksaydı Allah ona başka bir çıkış takdir ederdi. Hazreti Eyüp ne dedi? Allah'ım bana bir musibet isabet etti. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Hazreti Yusuf Aleyhisselam ne dedi? Zindan benim için bunlardan daha hayırlıdır dedi. Duasını icabet anına getirdi. Yedi yıl, yedi ay, yedi hafta, yedi gün, yedi saat diyor Buhari'de zindanda kaldı. Demek ki ağzımızdan bir şey çıkarırız. İnsan bazen hayrını ister gibi veya dolayı insanı leşer bir şer dua ve bir hayır işte ayetteki gibi. Hı hı. Ki insan hayrını ister gibi şerine kendine beddua eder. Allah'ım keşke şu olmasaydı, işte seni doğuracağıma taş doğursaydım, işte seni göreceğime, seninle evleneceğime taşla evlenseydim. Allah bir hale getiriyor. Ondan sonra 40 yıl tövbe etmekle vakit geçiriyorsun. Eyvallah. Demek ki ağzımızdan çıkan her sözü ne yapacağız? Elem nec'allehu ayneyn ve lisanen ve İki göreceğiz, bir konuşacağız. İmam-ı Gazali'nin i̇hya Ulumiddin'in üçüncü cildinde bir par pasaj açmış. Dil belası diye 200 sayfalık bir risale çıkarılmış. Dilin 20 afeti var. İnsanı abat ediyor, berbat, berbat ediyor. Dil yani söz dilimizdeyken bizim esirimiz. Ama çıktıktan sonra biz onun esiri olabiliyoruz. O yüzden dilimizi güzel kullanmak lazım. Hocam hayırlı akşamlar. Konya'dan, Konya'ya selam olsun. Fatma Çelik ölmüş birinin arkadan konuşmak gıybet olur mu? He, Fatma Hanım yazmış. Ee, öl ölmüş birinin arkasından konuşmak gıybet olur mu demiş. Güzel hocam peygamberimizin zamanındaki en şerli insanların birinci listesinde Ebu Cehil Amr bin Nişan var. Efendimiz Aleyhisselam bu ümmetin firavunuydu diyor. İkrime bin Ebu Cehil rahatsız olmasın diye diyor ki onun arkasında kimse konuşmasın. Tebbe suresinde ismi ibret olsun diye kalan Ebu Leheb hariç peygamberimiz bırakın bir Müslümanın apaçık İslam düşmanı olan bir kafirin bilgi verilmesi mahiyetinde derslerde okutulması haricinde aleyhlerine konuşmasını da geri çeviriyor. Ölülerinizi hayırla yad ediniz diyor. Demek ki bizim onlar hakkında yaptığımız konuşma eğer bir önemli bir ders taşımıyorsa gıybete girer. O da durduğu yerde kabrinde bulunurken sevap haznesinden sevap kazanmaya başlar. Kişi maaşlar günü bir bakar ki amel defterine ikra kitabek Kefa bi nefsi hasibe. Oku bakalım neler neler yapmışsın. Aa ya Rabbi benim böyle bir günahım yoktu. Zaten senin değil ki. E nereden geldi ya Rabbi bu? E sen gittin Adnan hocayı, Fatih hocayı hem hayattayken hem Mehmet'teyken gıybet ettin. Madem bir kusur gördün, gelecektin koluna girecektin. Önce Musab gibi bir selam verecektin. Nasılsın dostum? İyi misin? Her şey yolunda mı? İznin olursa sana bir şey arz etmek istiyorum. Senin şöyle bir halin var ya, Bak baş başayız yanlış anlama. Seni seviyorum. Bu halin sanki şu konulara uymuyor gibi. Sen ne dersin? Bunu beraber bir aşalım mı? Dedin mi? Demedin. Ne dedin? Filanca kişi var ya günaha boyuna. Şöyle şöyle yapıyor dedin. Onun günahları geldi sana. Senin sevapların gitti, gitti ona. ona. Hocam şimdi şeytan ve nefis iki tane büyük düşmanımız var zaten. Bu noktada hani gıybet, haset, iftira gibi bu kötü dilin afetlerinden bahsediyoruz. Gıybeti en azından biraz etraflıca konuştuk. Hani şimdi biz bunları anlatırken önce nefsime söylüyorum. Bu gıybet hastalığına yani hepimiz yer yer maruz kalabiliyoruz. Önemli olan yapmış olduğumuz hatanın bilincinde olmak ve nedamet yani pişman, pişmanlık duymak ve sonra Allah'tan af dilemek. Ama onun öncesinde gıybet aynı zamanda eşittir kul hakkıdır. Kul hakkı ihlali vardır. Kimin gıybetini yaptıysak pişman, şu an şu dakika itibariyle belki bizim için bir yeni bir başlangıç olabilir. Olsun da önce nefsime söylüyorum. Ne yapacağız? Gıybet ettiğimiz kişiden bir kere helallik alacağız. Sonra ellerimizi açacağız, pişmanlığımızı ya Rabbi senin Kur'an-ı Keriminde ölü kardeşinin etini yemekle eşdeğer tuttuğun bu kötü hasletten, bu kötü hastalıktan Allah'ım beni kurtar bir daha düşürme diye dua ve istifarda bulunacağız. Gıybetin en azından reçetesini de vermiş olduk inşallah. Bu vesileyle Allah önce nefsimize sonra hepimize bu kötü hasletlerden uzak durmayı nasip eylesin. Orada bir hadisi izninizle arz Tabii buyurun hocam. hocam. Mübarek peygamberimiz buyuruyor ki içten ebu seb'al mubikat. Yedi tane helak edici günahtan sakının. Eşşirku billah. Allah'a şirke koşmak, faiz yemek, yetimin malını yemek, masum bir hanımefendiye iftirada bulunmak ve benzeri diye devam ediyor. Burada dikkat ederseniz helak edici yedi günahtan bir tanesi Allah ile alakalı Celle Celaluhu. Hı hı. Altı tanesi kullarla alakalı. Hocam bu çok önemli bir hadisi şerif. Bence bunu bir daha madde madde sıra söyler misiniz? Seyircilerimizin en azından bir, bir daha bilincinde olsun. Bir. bu seb'al mubiqat. Helak edici yedi tane günahtan sakınan. Eşşirku billah. Bir kere şirk. Allah'a şirk koşmak. Bu zaten hayatımızın her alanında ama öyle cüheladan Elif'i görse Mert'e kısanacak bir kimsenin sen şirke düştün, sen şirke düştün diye ortaya şirk değil. Gerçekten ve hakiki anlamda Allah'a bir şey ortak koşmak. Tamam. <laughs> İkincisi sihir. Büyü işleriyle uğraşmak. Bak, bu da çok yapmak. hocam sıkıntılı bir, sıkıntılı bir hal biliyor Hele musunuz? Hele bu zamanda sosyal medyada neler neler dönüyor. Devletimiz, işte büyüklerimiz bu konuda Hı. mutlaka el atması lazım. Çünkü çok büyük istismarlar var. Evet maalesef. Her kesimden insanın mağdur olduğu konular var. İlla mahkemeye düşmesi, birilerinin canının yanması gerekmiyor. Ondan sonra e, yetim malı yemek. Hani bizde meşhurdur. Tüyü bitmemiş yetim malını nasıl yer? Bir kimse normalde devletin bir imkanı var. Faydalanma hakkı yok ama sanki mağdurmuş gibi kendini göstererek o haktan faydalanıyor. Bize sorular geliyor. Sosyal medyadan sorular geliyor. Bazen televizyon programlarından sorular geliyor. Kendisi yiyor. Yaptığının yanlış olduğunu kalbi hissediyor. Çünkü efendimizin buyurduğu gibi iyilik kalbe huzur veren, kötülük kalbi tırmalayan, vicdanı rahatsız eden şeydir. Ve bunun farkında ama tatlı geliyor. Kolay imkan. Çekilişteki evlerden işte devletin özel sunduğu ekonomik faydalardan, devletin kumanya faydalarından, belediyelerin, kaymakamların, valiliklerin. Sen orada hak etmediğin bir şeyi, bir otobüse binerken kullandığın indirimi bile hakkın olmadı. Yani şartları taşımadığın zaman kullandığında yetimin malını yemiş oluyorsun o zaman kamu, kamu hakkı ihlali de bir nevi yetimin malını yemekle eşdeğer. Tabii ki. Hatta peygamberimiz diyor ki yetim ilehu evli gayrihi ene ve fil cennet ve eşara bi sebabi ve Yani ben ve yetimi himaye eden kimse cennette şöyle beraber olacağız. İki parmağını da göstermek kaydıyla. Yani dolayısıyla Ramazan-ı Şerif ayındayız. Madem konu yetimlerden açıldı. Yetim ve öksüzler noktasında da Fitre zekatlarımızı inşallah ulaştırmaya çalışalım. Sadece yetimin başını okşamak, fiziksel anlamda kafayı okşayıp da Allah sana hayırlı ömür versin deyip böyle bir duayla da geçiştirmemek lazım. Buradaki kasıt ne hocam? Yani hem fiziksel anlamda bir dokunuş, o çok önemli zaten. Ama aynı zamanda yetim ve öksüzlere maddi destek de vermemiz gerekiyor, icap ediyor. Sonra hocam Sonra... faiz yemek. Çünkü faiz emek verilmeden, alın teri dökmeden mağduriyet yaşayan bir kimsenin mağduriyetini sürekli artırarak devam etmek, Hı. emek sahibi olmayanın haksız kazancını olduğu yerde haksızca arttırmak anlamına geliyor ki küresel ekonomide ülkelerin ekonomisini de kişilerin ve toplumların ailelerin ekonomisini de en büyük sarsan kavram bu. Böyle yaptığın zaman dağılan evler az görmedik. Aldığı kredi faizdir, kredi ödemiş. Ama kredinin gecikmesi sebebiyle artan faizi ödeyemediği için dağılan yuvalardan Allah muhafaza intihara kadar giden kişileri az görmedik. Eyvah. O yüzden faiz yemekte Kur'an-ı Kerim'de çok ilginç. Namaz dinin direği ama namazı terk edenler için bu ifade yok. Allah ve Resulüne savaş ilan etmiştir diyor. Faiz. Neden? Allah kullarına çok düşkün hocam. Kullarının saçının tek bir teline dokunulmasına Allah'ın rızası yok. Bunu bize umrede ihramlıyken öğretiyor. Diyor ki hocam niye biz diyor, ihram yasağındayken saçımızdan tel kesmiyoruz? En çok sevdiğimize ne deriz? Fatih hocam seni Allah için seviyorum. Saçının tek bir teline zarar gelmesine gönlüm razı Hatta olmaz. Hatta deriz diyor ki diyor ayak, mesela çocuklarımız için geçti Allah ayağını taşa değdirmesin. Deriz ya da mesela aslan askerlerimiz için işte ordumuz için ne deriz? Ayaklarına taş değmesin, saçlarınız rüzgar esmesin deriz. Allah azze ve celle bizim saçımızın tek bir teline bile... Kıyamayacak kadar bize düşkün, bize şefkatli, Rabbimiz merhameti çok. O yüzden kullarıyla alakalı taksim ettiği kavramlar bu. Zaten peygamberinin üzerinden bunları imar etmek istese zekatı bizzat peygamberimizin alması gerekirdi. Halbuki zekat peygamberimize ve ailesine yasak olan bir uygulama. Peygamberimiz şunu deseydi zekatın beşte biri cihat meydanında olduğu gibi peygamber olarak bana ve ailemi mahsustur deseydi ihya olurdu hocam. Bilakis peygamberimiz gecelin bir gece uyanıyor hocam böyle. Yani yatıyoruz. Cebimizde hurma kalmış. Bir uyanıyor. Bakıyor ki orada bir hurma var. Uyku haliyle mübarek. Mübarek ağzına atıyor. Biraz sonra böyle kendine geliyor. Acaba bu hurma bizim evin kendi hurması mıydı? Yoksa bazen böyle çoluk çocuk gezip dolaşıyor. Sadaka mallarından da yiyor çocuklar. Serbest çocukların içinde kalmasın diye. Acaba onlardan biri mi kaldı? Sağa dönüyor, sola dönüyor. Kıpır diyor. En sonunda Ayşe annemiz uyanıyor. Onu da uyandırmıyor. Ayşe annemiz diyor ki, ya Resulallah ne oldu? Bir ağır sıkıntınız mı var? Ey Ayşe diyor, bir hurma buldum, yedim ama bizim kendi hurmamız mıydı? Hocam bir hurmadan bahsediyoruz. Bir hurma. İşte meydandaki Hazreti Ömer'i Hazreti Ömer yapan bu. Annesini evlatsız, karısını dul, çocuklarını yetim bırakmak isteyen varsa çıksın karşıma diyen dağları taşları titreten Hazreti Ömer'i Fırat Nehri'nin kenarında bir çobanın sürüsüne bir kurt saldırırsa Allah hesabını Ömer'den sorar diye korkup gece gündüz inim inim istiğfar ederek inleyen Ömer'e bu hale getiren kavram bu. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın anlattığı hadiste ve ayeti kerimede işaret edilen faizin sebebi bu. Kullarının nizamını, düzenini takdir ediyor. Sonra bir cana haksız yere hukuksal bir süreç olmaksızın bir cana kıymak. Bir cana kıymak da Allah Azze ve Celle'nin asla affetmeyeceği tövbe söz konusu olmadıkça bir günah. Çünkü katalan nasa cemi'a, masum bir insanı haksız yere öldüren yani hukuksal devlet nezdinde bir süreç yokken yapan bütün insanları öldürmüş gibidir. Fakat ennemen nasa cemiya sanki bütün insanlar yapmış gibi. İnsanlardan bir kişiyi kurtaran da bütün insanlığı kurtarmış. Mesela bu mi? aralar meşhur Allah ilk yardım bilgisini hepimiz almayı nasip etsin. Amin. Birisinin boğazına, affedersiniz yemek takılmış <laughs> nefes borusuna hemen bir hemlik manevresi yapıyor. Ya da Allah muhafaza bir deprem oldu. Hemen çök tutun kapan öğretti. Ya da gitti bir kan başladı hocam. Ya da dedi ki elbiselerimden ihtiyaç sahiplerine götürmeyen yani bir insanın kurtuluşuna, şifasına, hayatı dönmesine vesile oldu. Suni teneffüs yaptı vesaire. Bütün insanları kurtarmış gibidir diyor. Ve en sonu en sarsıcı aman hanımlar, aman bayanlar o çay sohbetleri, kek sohbetlerinde aman aman en çok istihbaratı sizlerden yan alıyoruz. Efendimiz Aleyhisselam Hazreti Ayşe annemizin yanına birisi girip çıkıyor. Diyor ki o kadın da diyor boyunu biraz boyu biraz kısaymış. Çok basit bir şey hocam bu. Aman diyor Ayşe. O sözünü ağzından çıkarıp denize bıraksan deniz kirlenir. Hmm. Onda olanı söyledim ya Resulallah diyor. Zaten onda olanı söylediği için bu kadar kötü. Bakın bakalım helak eden yedinci günah neymiş? masum, iffetli, namuslu bir hanımefendiye hem de haberi yokken bir iftirada bulunmak. Bu sadece zina değil. Nur suresinin ilk ayetlerinde Adıyaman Samsat'ımızı şereflendiren Safvan bin Muattal radıyallahu anh ile Efendimizin eşi Ayşe annemiz arasındaki bir iftiraya uygun olarak geldi. Diyor ki ayette ey müminler siz böyle bir haberi duyduğunuz zaman buhtanın mubin bu apacık bir bühtandır iftiradır demeniz yarışmaz mıydı? Halbuki size bu yaraşırdı. Peygamberimiz Aleyhisselam insanların çok uykuya düşkün diye dışladığı saffanı sahiplendi. Ordu da bir görev verdi. Efendimizin ahlakı hamidiyesi böyle. Yanına giden herkes bir şifa bulur. Safvan herkes şikayet ediyor. Diyor ki ya Resulallah ya bu çok uykucu ya. Bağlıyoruz uyanmıyor. Vuruyoruz uyanmıyor. itiyoruz kalkıyoruz uyanmıyor. Efendimiz ne desin? o da öyledir ben de onu biliyorum ama aramızda kalsın. Boş ver idare edin demiyor hocam. Ne desin? Yani birisi yanımızda gıybet edildiğinde ne yapmamız gerektiğini öğretiyor. Diyor ki o Allah ve Resulünü sever. Allah ve Resulü de onu sever. Ben ona öyle bir görev vereceğim ki hepiniz memnun kalacaksınız. O her sefere katılıyor. Herkesin bir görevi var ya. Onun görevi ne hocam? Savaşın yani cihada giderken seferde istirahat ediyorlar ya. Bu mübarekte uyuyor. Dünya kıyamet kopsa kendi uykusundan uyanmadıkça da uyanamıyor ya. Görevi şu. Ne zaman uyanırsan uyan. Süper bir freelancer meslek. Uyandığında baktın çevrede unutulmuş bir şeyler mi var? Onları alacaksın, geri Orada geleceksin yetiş. Subhanallah. İnsanların şikayet ettiği ve haklı gerekçesinin olduğu bir yerde bile peygamberimiz bir şahsı itmiyor. Toplumdan soyutlamıyor, <laughs> topluma kazandırıyor. İşte iftira, işte gıybet insanı halden hale böyle sokar. Allah e, iftiradan, gıybetten hepimizi muhafaza eylesin. İftira özellikle nice ocakları batırmıştır. Halen günümüzde iftirayla alakalı birçok masum insan, e, hani kurunun yanında yaş yanar misali görüyoruz. İnşallah şunu söyleyeyim hocam, affedin beni bahşeyin. Sosyal medyadan dolayı Hı. mahşer günü çok kişinin canı çok yanacak. Zaten dijital bir çağda yaşıyoruz. Artık günahlar, gıybet, haset, iftira sadece böyle kabili ağzımızdan çıkmıyor. Yazıyla. Aynı. Ne diyordu? Tık 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 yazıyoruz. Ala afvahim ve tukallimuna eydihim ve teşhedü erculuhum mekani yeksibuhum. Mahşer günü kişinin ağzını mühürleyeceğiz. Ne konuşacak? Elleri. Kişi diyecek ki ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Allah Azze ve Celle diyecek ki ben onları emrettim. Onlar diyecek ki bize Allah emretti. Konuş diyor, konuşuyoruz. O klavyeyle kime iftira attın, kime yalan attın. Bir de şimdi sokaklarda da var hocam. Birisi sokakta gidiyor mu? Arkadaki bağırıyor. Filanca kişiyi taciz etti. Eyvah! Sorgulayan yok. Polisi çağıran yok. Haber veren yok. Kaç tane masum kişi linç edildi hocam. Subhanallah. Siz adaleti temin edemezsiniz. Peygamberimiz biriniz şer görürse eliyle, eliyle gücü yetmezse diliyle, diliyle gücü yetmezse kalbiyle diyor ama sokaktan geçen herkese değil. Herkes kilimcinin kör olduğu değil affedersiniz. Asayişi temin edecek kurum var. Eliyle müdahale edecek olan devlet kurumları, diliyle müdahale edecek olan alimler, kalbiyle müdahale edecek olan bütün müminler. Baktığınız zaman gıybetin, iftiranın en üst tarafta olduğu mahal sosyal medya ve sokaklardaki meclisler ortamlara dikkat etmek lazım. Hocam Yasin suresinden bir ayet okudun ya o ayet hepimize ee, bir e, ne derler ödev olsun. Bence bu gecenin en can alıcı noktası da bu olsa gerek. Çünkü bu ayeti çok önemsiyorum. Allah şöyle buyuruyor hocamın da ifade ettiği gibi şuna geleceğim. El yevme nehtimu ala effahim ve tükellimuna eydihim ve teşherü erculuhum bima kânu yeksibun. Yani el <laughs> yevme o gün yarından bahsediyor Cenab-ı Hak. Nehtimu mühürleriz ala effahim ağızlarınızı. Yani Allah'ın huzurunda hesap vereceğiz. Allah diyecek ki bize şunu niye yaptın veya şunu niye yapmadın tam kendimizi savunmaya geçeceğiz. Ağız mühürlenecek, konuşmayacak. Vatukellimuna <laughs> eydihim eller konuşacak. Ve teşalrucüluh bima kan yeksibun. Şu ayaklar var ya. Ayaklarda yaptıklarımıza şahit olacak. Dolayısıyla şunu bu ayeti e, okuduğumuzda şunu düşünebiliriz. Kimse yokken bir insan değil mi daha çok günah işliyor. Yani nasıl olsa kimse görmüyor ama biliyoruz ki Allah her daim bizi gören işiten ama beşer nezdinde kimse görmediği zaman günahlara daha çok dalabiliyoruz. Bu ayet hemen aklımıza gelsin. Niye? Çünkü azalarımız, ayaklarımız, ellerimiz yarın bizim lehimizde veya aleyhimizde ne yapacak? Şahitliğimizi yapacak. O yüzden bugün azalarımızla barışık yaşayalım. Elimizi öpelim, sevelim. Ayaklarımızı okşayalım. Aman bak. Sen mahşer bizi... Mahşar günü aman bak Aynen, aman. Beni, beni üzme mahşer günü. <laughs> hatta kiramen katibin melekleri var biliyorsunuz sağımızda ve solumuzda. Onlarla iyi geçinelim. Özellikle sağdakiyle hatta soldakiyle. Soldaki kötüleri yazıyor, sağdaki güzellikleri yazıyor. O yüzden yani bunlara çok dikkat edelim. Allah yaşadığımız şu alemde kalan ömrümüzü geçen ömrümüzden daha güzel eylesin. ...daha bilinçli, daha şuurlu ve bu dilin afetleri noktasında da daha duyarlı eylesin inşallah. Yasin'i her yerde okuyoruz. Vefatta, taziyede, açılışta, kapanışta, hasta ziyaretinde... ...ne zaman buyurduğunuz ayeti duyduğumuz zaman hep şunu yapmamız lazım. Rabbim bana bir uyarı verdi şöyle Aynen, bir. Evet. Hemen böyle bir çeki düzen vermemiz lazım. Biraz önce bahsettiğiniz alakalı bir meşhur bir espri var. Adam sahne selam verirken, ''Esselamu aleyküm ve rahmetullah'' diye böyle tebessüm ediyormuş. Soluna döndüğü zaman selamun aleyküm ve rahmetullah diyormuş. <laughs> Oradaki şerri yazıyor diye. Mübarek meleğin ne suçu var? Hayır yaparsan hayrını yazar. Şer yazarsan şerrini yazar. Demek ki burada tek bir engel var. Bugün sahurda Allah dostu olmamasının önünde tek bir engel var. Biziz. Şöyle sağlam bir istiğfar etsek, bütün hatalarımıza tövbe etsek ama kul hakkına tövbe ettim. Şu arkaya bir seccade sereyim. Bir kul hakkı namazı kılayım yoluma bakayım olmuyor. Ona helalleşeceğim. Maddi zarar verdiysem maddi telafi edeceğim. Manevi zarar verdiysem manevi telafi edeceğim. Ter temiz olarak geldim Allah'ım diyeceğim. O zaman Allah dostluğu beni bekliyor. Hocam mesela demin ki ayet okuduk ya. Hani Allah ağzı mühürlüyor, eli konuşuruyor ya. Şimdi insan diyecek ki ya el konuşur mu? Ya bu da et ve kemikten oluşan bir varlık. E, dilimizde, dudaklarımızda değil mi? Yani Allah eğer ağzı konuşuruma muktedirse eli de konuşturur ki bakın enteresan bir şey bu el zaten bu dünya hayatında konuşmuyor mu hocam? Eyvallah. Yani bir insan diyelim ki bir hırsızlık yaptı. Parmak izinden, yakalanıp DNA'sından yakalanıp değil mi? Kendisini kim ele veriyor? El. el, 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 el. Demek ki bir nevi konuşmuş oluyor. Bütün azalarımızda bir kod var değil mi? DNA Tabii. kodu vesaire. Zaman geçtikçe bu kodlar ortaya koyuyor. Demek ki bahsettiğiniz gibi insanın Hatta bela kadirine ala nüseviye benane. İnsanın parmağı bile mahşer günü ortaya çıkacağına göre hepsi ortaya çıkacak. Şahitli kesin. Sağ elimizle verdiğimizi sol elimizin görmediği hayırlara şahitlik kesin. Ve taavunu alal birri ve takva ve la alal ithmi vel udvan. Hayrımıza şahitlik kesin. Birisi gıybet mi diyor? Parmağını koy şöyle duyuna, dudağına. Ya sen güzel insansın. Güzel konuş demeye şahitlik kesin. Şerrimize kilit, Hayırımıza anahtar olsun. İnşallah. Mesela aklıma birden Hacer Lesvet geldi. Kabe'nin köşe taşı. Hani oraya geldiğimiz zaman ellerimizi kaldırıyoruz. Bismillahi Allahu Ekber diyerek istilam ediyoruz. Yani selamlıyoruz. Yani Hacer Lesvet'e bir nevi DNA'mızı, parmak izimizi veriyoruz. Yani bu esasında hac ve umrede yapılan bu bir ritüellerin hepsinin bir sembolik bir manası var. Ee, i̇nşallah onu zaten ilerleyen günlerde Diyanet-i Şahin Üstadımızla, Hürsat Başkanımızla inşallah bu sembolleri konuşacağız. Ee, o yüzden ee, gıybetten, iftiradan bahsettik. Bir de hocam haset, şu haset var ya çok kötü bir haslet olsa gerek. Haset çünkü bir başlangıç hasedin ileri boyuta gelme hali insanı işte iftiraya da değil mi iftiraya kadar götürebiliyor gıybetin de ötesine götürebiliyor. Yani bir nevi zeminde haset varsa problem vardır. Hocam Allah Azze ve Celle iki kardeş takdir etmiş. Birisi Habil, birisi Kabil. Ya mübarek! Hazreti Adem'in oğulları. İki çocukları. Maide suresinde anlatılan. Dünyanın yarısı senin yahu. Anlaşamadın mı? Habil'i kıskanıyor musun? Geri kalan sana ait araziye yürü. Ömrün yetmez sana olan ait araziyi gezmek için. Ama illa ondakini istiyor. Zaten e, elinde imkanı olanlar doymadığı için imkana muhtaç olanlar ulaşamıyor. Çünkü elinde A'sı var, B'si var, C'si var ama D'si de olsun istiyor. O D'ye ram olduğu için sıkıntı çıkarıyor. Halbuki biz Felak suresinden biliyoruz ki Evve bi rabbil felak min ma halak ve min hasidin Haset ettiği zaman Hasetçinin şerrinden Allah'a Allah sığınırım Allah. diyoruz. Halbuki haset amelleri yok eder, kalbi kirletir, insanın hayatını etkiler. Bir takıntı aşamasına getiriyor. O takıntı sebebiyle gece gündüz filanca ile uğraşıyor. Halbuki haset iki kişi ancak yapılır. Yani gıpta mı? Ha haset. Haset. Çünkü... Efendimiz haset diyor ama aslında gıpta ifadesinde ancak iki şeyi kaçırıyor. La hasede illa fitneteyn ancak iki kişiye haset derecesinde gıpta edilir. Kimdir bu? Raculun bir erki, erkeği de kadın. Atahullahul <laughs> Kur'an. Allah ona ilimler vermiştir, Kur'an ilimleri. Fehuve fehuve yakumu bihi. Bu onu alır. Ana elleyli ve ana gece gündüz bununla amel eder. Bak buna gıpta edilir hem de aşırı derecede. Biz de gıpta ediyoruz. Ah keşke bir Ebu Hureyre olsaydık. Ah keşke bir filancı olsaydık. Hocam çok özür dilerim. Sen öyle deyince birden aklıma geldi de Galatasaray'ın eski futbolcusu Servet Çetin'e sordular ya geçen ha, bir evet. mülakatta, bir Serhat, röportajda. Yani bir insanın yerinde olmak istersen kimin yerinde olmak istersin dediler. Hazreti Ebu Bekir'in dedi. Peki niçin dedi? Peygamber Efendimizle yolculuk yaptığı hicreti beraber gerçekleştirdi. Hep onun yanında oldu. Hazreti Muhammed'i görmek için bir Ebu Bekir olmak isterdim dedi. Mü mükemmel bir e bakış açısı. Ser Servet Bey'i tebrik ediyoruz o basiretten dolayı. Allahu Teala o sevgisi hatırına onu da bizi de o salihlerle beraberlessin. Üleykellezîne enem Allah aleyhim ayetindeki gibi. Diğeri raculun ata malen. Diğer bir kişi ki Allah ona mal vermiştir. Fehuve <laughs> yunfiguhu Onunla infak eder. Ana el ve ana el -nahar. Gece gündüz gizli ve açık infak eder. Bu iki kişiye haset derecesince gıpta edilir. Geri kalan kimseye edilmez. Haset amelleri yıkar. Yok eder. Fatih hocamı burada? Mübarek Allahu Teala onu onu uygun görmüş. Seçme kudreti Allah'tan. Mekkeli müşriklerin en büyük problemi neydi? Hasediydi. Allah'ı kabul ediyorlar, ortak koşuyorlardı. Doğruyu anlatan bir kimsenin de yanlarındaki Muhammed olmasını hazmedemiyordu. Ehli kitap peygamberimizi Ahmet'i arıyorlardı. Ancak Ahmet içlerinden gelmediği için kabul etmediler. Abdullah bin Selam'ın aslında asıl ismi Hüseyin. Peygamberimiz Aleyhisselam'ı Kuba'da erişiyor, dinliyor. <laughs> aslında o da iman etmeyecek ama anlattıkları, öğrendiklerine uyunca aşık oluyor. Peygamberimizin etrafına dönüp dönüp dolaşıyor. Bütün vasıflarını gördüm diyor. Hediye verdiğin zaman almıyor, alıyor, sadaka verdiğin zaman almıyor. Acaba peygamberlik mühürümü var mı diyor sırtında iki kürek kemiğinin arasında. Efendimiz onu fark edince sırtını şöyle bir hafif fridasını indiriyor, görüyor ve Efendimiz Aleyhisselam'a yöneliyor. Bu yüzün sahibi yalancı olamaz diyor. Ona diyor sen selameti buldun, Selam Allah'a yöneldin. Senara'nın e, Abdullah bin Selam diyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam onun mübarek hayatından bize şunu koyuyor. O diyor ki aslında bu alimler biliyorlar. Beytül Midras denilen Medine'deki Yahudi alimlerinin toplandığı bir ilim meclisi var. Senden bahsediyorlar. Seni bekliyorlar. Ayetin ifadesiyle يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاءُهُمْ Kendi evlatlarını tanır gibi ben şimdi çocuklarım size tanısam siz gerçi gördünüz de tanısam ancak öyle tanıtabilirim denilecek kadar tanıyorlar. Ama neden bizim İsrailoğullarından olmadı diye kabul etmiyorlar. Demek ki en büyük problem hasettir. Hakkı tanımanın önünde. Eyvallah. Allah hasedin her türlüsünden bizleri muhafaza eylesin. Allah bizleri iyilerle karşılaşırsın. İyilerden eylesin. Kötülerin şerrinden Allah hepimizi izleyenlerimizi muhafaza eylesin. Birazdan ezanı Muhammediye okunacak. İstanbul imsakı yaklaştı. Tabi bu ana gelinceye kadar Türkiye'mizin birçok yerinde imsak olduğu Oruçlara niyetler yapıldı. Allah şimdiden tutacağımız oruçlarımızı kabul eylesin. Allah yolunda daim eylesin. Ramazan-ı Şerif ayının getirmiş olduğu bütün güzelliklerden Allah bizleri istifade edenlerden eylesin. Allah nasip ederse programımızın daha sonuna gelmedik ama... ...aklımdayken unutmayayım... ...yarın sahurda doktor Vehbi Karakaş hocam var... ...onu da özlediğinizi biliyorum... ...yarın inşallah hasret bitiyor, geliyor... Ee, ...gündüz 12'de de... E, ...İstanbul İl Müftü yardımcımız... ...Ahmet Aktürkoğlu hocam... ...bizimle beraber olacak... ...ben huzurlarınıza... ...Adınan Şensoy hocamıza şimdiden teşekkür ediyorum... İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız... İstanbul. ...şimdi İstanbul imsakına... E, ...bir dua ile gidelim... E, ...hem sahur duamızı yapalım... ...hem genel bir dua yapalım... Sonra devam edeceğiz. Amin. <laughs> Elhamdülillahi Rabbil alemin. ve vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Nimetine rahmetine yardımına muhtaçız. Bizi muhtaçlara muhtaç etme Allah'ım. Biz ki dinden imandan aldık nuru. Ezanda Kur'an'da bulduk safayı. Başımıza tac ettik Muhammed Mustafa aleyhisselatu vesselam'ı. Onun ümmeti olmanın şeref tacını taşırken eriştik bu güzel aya. Dile geldi muhabbetler, okundu Kur'anlar bizleri Kur'an şefaatine, Kur'an'ın güzelliğine dahil eyle. Allah'ım. Şu anda ekranları başında izleyen, ellerini, gönüllerini sana açan, sana yönelten bu güzel insanların ne derdi, ne sıkıntısı var ise şu seherin hürmetine def eyle ya Rabbi. Allah'ım şu anda sahur sofralarında Allah'ım senin vermiş olduğun nimetleri yiyen kardeşlerimiz var. Onlara e, hayırlı e, rızıklar nasip eyle. olmayanlara nasip eyle, yediklerini vücutlarına şifa eyle, dualarımızı kabul eyle, günahlarımızı affeyle, ölümünde, ömründe, hayatında, yaşamında her şeyin bizlere hayırlısını nasip Allah'ım ümmeti Muhammed'in hasta kullarına şifalar, derdi olan kullarına devalar borcu olan kullarına edalar kolaylıklar ihsan eyle. Her ne müşkilatımız var ise hallu asane ile Ya Rabbi Mescid-i Aksa'mıza özgürlük nasip eyle. Gazze'ye, Filistin'e, Doğu Türkistan'a nusretinle yardım eyle. Dualarımızı işiten sensin dualarımızı kabul eyle. El Fatiha. Allahu Ekber, Allahu Ekber. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه الصلاه خير come İstanbul için ezanlar okundu, imsak oldu, oruçlarımıza niyetlendik. Allah şimdiden kabul eylesin. Yarın nasip olursa sahurda Doktor Vehbi Karakaş Hocam bizimle beraber olacak. Ee, i̇nşallah kaçırmayın diyorum ve ben Adnan Şensoy Hocamıza e, tekraren çok 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 teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız değerli hocam. E, Tenezzülü yurdunuz nazik davet için ben teşekkür ederim değerli hocam. Allah razı olsun hocam, çok teşekkür ediyorum. Allah nasip ederse yarın... Nav ekranlarında tekrar görüşünceye dek hepinizi Allah emanet ediyorum. Hoşçakalın.